Dongmuş Akademi'den herkese merhabalar. Karışımların sınıflandırılması ve çözünme olayı diyeceğiz arkadaşlar. Yepyeni bir üniteyi de hep birlikte şu anda başlıyor olacağız. Şöyle programımızı bir gözden geçirelim. Önceki dersimizde ne yapmıştık? Kimyasal tepkimelerde hesaplamalar ve soru çözümü yapmıştık. Bununla ilgili soru çözümlerini tamamladık. Böylece koca bir üniteyi cebimize koyduk ödevlendirmelerini de yaptınız zaten kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesini bitirmiş olduk. Şimdi geldik karışım var adı altındaki ünitemize başlayacağız. Karışımların sınıflandırılması ve çözüm olayında bu dersimizde hallediyor olacağız arkadaşlar. <laughs> Neler olacak? Tabii ki karışımları sınıflandırmamız buradaki temel nokta olacak. Homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere iki başlık inceliyor olacağız biz karışımları. Eğer tek fazla bir görüntü varsa bunlara homojen karışımlar birden fazla faz varsa işin içerisinde yani çok fazla bir görüntü varsa buna da heterojen karışımlar diyeceğiz e, dersin detayları içerisinde. O zaman alt başlıklarımız neler şöyle bir bakalım karışımları sınıflandırarak başlayacağız. Öncelikle maddeleri sınıflandıracağız arkadaşlar. Yani saf maddeler nelerdi, karışımlar nelerdi. Önce bir bunların üzerinde duracağız. Ardından bileşik ve çözelti farklarına duracağız. Bunlar çok karıştırılan iki kavram. Bunların temel farkları nelermiş? Bunları birlikte gözden getireceğiz. Ardından karışım türlerinden biri olan, ilk olan homojen karışımlara yani çözeltilere geçeceğiz. Sonrasında heterojen karışımlardan bahsedeceğiz ve bu bizi çözünme olayına getirecek. Yani Homojen karışımların nasıl oluştuğunu açıklıyor olacağız. Çözünme süreci diyerek başlayacağız. Ardından çözünme sürecinin alt başlıkları olan iyonik çözünme ve moleküler çözünme olaylarına değiniyor olacağız. O zaman ne yapalım? Tabii ki hiç vakit kaybetmeyelim ve dalalım bakalım. Şimdi maddeleri iki ana başlıkta inceliyorduk arkadaşlar. Bunu daha önce fizikte de gördünüz zaten. Ezberlediğimiz bir tablo var karşımızda. Maddeler her zaman için iki ana başlıkta incelenir. Saf madde veya saf olmayan madde olmak üzere ki saf olmayan maddelere de karışım adını veriyor olacağız. Saf maddelere geldiğimiz zaman da burada iki alt başlığımız var. Bir saf madde ya elementtir ya da bileşik olabilir karışımlara geldiğimiz zaman da ya homojen bir karışım vardır elimizde ya da heterojen karışım vardır. İşte bunların detaylarına giriyor olacağız. Burada bileşik ve homojen karışımları da birbirinden nasıl ayırabiliriz onu değerlendiriyor olacağız. Saf maddelere gelince arkadaşlar ne dedik ya elementtir ya bileşiktir bu iki ihtimalimiz var. Burada arkadaşlar bir saf maddenin element mi yoksa bileşik mi olduğunu bize söyleyen en önemli anahtar cümleler kelimeler şunlar. Tek tür atom. Eğer tek bir tür atomdan bahsediyorsak burada element söz konusudur. Birden fazla tür atomdan bahsediyorsak burada da bileşik söz konusu olacak. Ne demek tek tür? Mesela monoatomik yani bakın tek atomlu bir yapı olabilir karşımıza çıkan. Sodyum, magnezyum, helyum gibi bütün metaller, bütün soy gazlar ve bütün yarı metaller monoatomik kategorisine girer. Yani gösteriminde sadece sembol kullanıyorsak burada monoatomik yapı söz konusudur. Ama bunun dışında moleküler kısmı da söz konusu. Moleküler ne demek? Genellikle şu karıştırılıyor. Molekül deyince aklımıza bileşik geliyor ama ...molekül yapısı arkadaşlar eğer tek tür atomlardan oluşuyorsa bir elemente de ait olabilir. Ne gibi? Molekül demek atom grubu demek. Mesela H2'de iki tane hidrojen bir araya gelmiş ya da Cl2'de iki tane klor bir araya gelerek oluşturmuş... ...ya da O3, O, S8 gibi bir yapılarda e, üçer tane ya da sekizer tane aynı tür atomdan oluştuğunu görüyoruz. Burada önemli olan nedir? Aynı tür atomdan oluşuyor olması. Eğer önde D yazıyorsa bu iki atomlu demek. Yani şu ikiyi biz resim geliyor aslında. Poli diyorsa çok demek. Yani çok atomlu yapılar demek oluyor. Ama bu atomun tek tür olması onu element haline getiriyor. Eğer birden fazla tür atom varsa ne gibi? Magnezyum ve klor ya da sodyum, kükürt, oksijen iki ve daha fazla da olabilir. Fark etmiyor burada. Bu bileşik yapısını getiriyor bize arkadaşlar. Bileşiklerde de iyonik ve moleküler olmak üzere iki durum değerlendirmesine gideceğiz. Eğer metallerle ametaller arasında oluşmuş bir bileşik söz konusuysa buna iyonik bileşik adını vereceğiz ve tuz olarak değerlendireceğiz. Eğer sadece ametal varsa bir bileşin yapısında bunu da moleküler yapı olarak isimlendireceğiz ve molekül yapılı bileşik diyeceğiz. Bakın ikisi de molekül ama eğer tek tür atomlardan oluş oluşuyorsa bir element yapısıdır. Birden fazla tür atomdan oluşuyorsa bu defa bileşik yapısıdır diyeceğiz. Peki bileşiklerle çözeltilerin farkı ne arkadaşlar? Çözelti bir karışım türüydü. Bileşiklere geldiğimiz zaman da bir saf maddeydi. Bakın bunu en kolay, en bilindik örneklerle gidecek olursak mesela suyu bileşiğe örnek olarak verelim. Tuzlu suyu da çözeltiye örnek olarak verelim ve bunlar üzerinden yorumlayarak gidelim ki şunu da biliyoruz ki bileşikler her zaman için formüllerle gösterilirler ama çözeltilerde yani karışımlarda herhangi bir formül olmaz. Bunun sebebi de aslında ilk maddede yatıyor. Bileşenler arasında sabit bir oran bileşiklerde varken çözeltilerde böyle bir sabit oran durumu yok. Ne gibi? Sudan bahsediyorsak eğer her iki hidrojene karşılık bir tane oksijen gelecek ki burada su bileşiğinden bahsediyor olabilirim. Elimizdeki bir bileşik yapısıdır diyebilirim. Ama çözeltiden bahsederken suyun içerisine az miktarda tuzlu atarsan tuzlu su olur. Çok tuzlu atarsan yine tuzlu su olur. Dolayısıyla belli bir sabit orandan bahsedemeyiz. Bileşen özelliklerine geldiğimiz zaman suyun yapısını değerlendirelim. Ne hidrojene ne de oksijene hiçbir şekilde benzemez. Yanıcı bir madde ile yıkıcı bir maddenin birleşmesinden e, söndürücü bir madde oluşmuştur. Dolayısıyla bileşen özelliklerini bileşikler hiçbir şekilde taşımaz yepyeni türler oluşmuştur çünkü. Ama çözeltilere geldiğimiz zaman tuzlu su hem tuzun hem de suyun özelliklerini korur. Dolayısıyla bileşen özelliklerini taşır. Şimdi bileşikleri isimlendirirken, değerlendirirken diyoruz ki kimyasal tepkimeler sonucunda oluşmuştur. Ama e, çözeltilere ya da karışımlara geldiğimiz zaman fiziksel birleşimler sonucunda meydana gelmiştir. Dolayısıyla da burada yeni türler oluşurken çözeltide yeni bir tür açığa çıkmaz ortaya çıkmaz. Hal değişim esnasındaki sıcaklığı değerlendirecek olursak arkadaşlar bu bütün saf maddeler için geçerli. Elementlerde de aynı şeyi söyleyeceğiz biz. Diyeceğiz ki hal değişimi esnasında saf maddelerin sıcaklığı sabit kalır. Yani saf suyu biz eğer e, kaynatıyorsak kaynarken 100 santigrat derecede sabittir. Ya da donduruyorsak 0 santigrat derecede sabittir. Bütün maddenin hal değişimi tamamlanana kadar ama tuzlu suyu ısıtıyorsak, kaynatmaya başladıysak kaynarken de sıcaklığı değişmeye devam eder. Dolayısıyla hal değişimi esnasında bütün karışımlar için geçerlidir, sıcaklık değişir. Bileşenlerini ayrıştırma yöntemleri dedik ki bileşikler kimyasal yöntemlerle bileşirler. Dolayısıyla ayrışırken de yine kimyasal yöntemlere ihtiyaç duyulur. Ama Çözeltilere geldiğimiz zaman fiziksel olarak birleşme söz konusu olduğu için ayrışarken de yine fiziksel yöntemler yeterli olacaktır. Eğer suyu bileşenlerini ayırmak istiyorsak elektroliz gibi kimyasal bir yöntem kullanmamız gerekiyor ama tuzlu suda damıtma uygulamamız yeterli olacak. Homojen ve heterojen karışımlara geldiğimiz zaman arkadaşlar bunların özelliklerini değerlendirirsek homojen karışımlarda ne dedik tek fazlı bir görüntü vardır. Ama heterojen karışımlara geldiğimiz zaman birden fazla fazın olduğunu görüyoruz. Şurada görselde de tekrar edelim. Tek fazla bir görüntü var. Sadece tek bir maddeymiş gibi görünüyor. Ama heterojen karışımlarda çoklu madde görüntüsünün olduğunu fark ediyoruz. Bekletildiğinde homojen karışımlarda herhangi bir şekilde çökelti oluşmaz, olduğu gibi kalır arkadaşlar. Ama heterojen karışımlarda çoklu madde görüntümü olduğu için bekletildiğinde çökelti oluşur. Bir ayranın dibine yoğurdun çökmesi gibi düşünün. Yani şöyle de düşünebiliriz. Heterojen bir karışım varsa kullanmadan önce çalkalama ihtiyacı hissederiz. Çünkü dibe çökme söz konusudur. Homojen karışımlarda gaz ve sulu çözeltiler süzgeç kağıdından geçer ama heterojen karışımlar büyük tanecikler içerdiği için süzgeç kağıdından geçemeyebilir. Tabi geçmesi de mümkündür ama genellikle geçemez. Gaz ve sulu çözeltiler genellikle saydamdır arka tarafını görmemizi sağlayabilir ama heterojen karışımlarda genellikle bulanık bir görüntü vardır. Bu ikisi için de ortaktır diyebiliriz katı sıvı ve gaz halde her ikisini de bulmamız mümkündür. Şimdi homojen karışımları şöyle bir değerlendirmeye alacak olursak bir diğer adıyla çözelti diyeceğiz arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Bütün homojen karışımlar aynı zamanda çözeltidir. Genellikle aklımızda şöyle bir şey oluşuyor. Diyoruz ki tuzlu su mudur mesela çözelti? Yani bir katıyla bir sıvının oluşturduğu maddelere biz genellikle çözeltidir diyoruz. Ancak bütün homojen karışımlar çözelti kategorisine alınır arkadaşlar. Peki özelliklerini değerlendirecek olursak bileşenler birbiri içerisinde tamamen dağılır. Homojen karışımlarda bunu görmek zorundayız. Ve tek fazla bir görüntüye sahiplerdir. Burası başka burası başka olmaz. Her tarafında aynı görüntü vardır ve her yerin elinde aynı özelliği taşımak zorundadır. Yani bir çözeltinin alt tarafının yoğunluğu üst tarafından daha fazla olmaz. Her tarafında eşit yoğunluk olmak zorunda. Peki biz bunu bileşenlerinin fazlarına göre ayıracak olursak. Mesela pirinç alışımı. Bunu sadece pirinç için değil bütün alışımlar için söyleyebiliriz. Katı, katı karışımlardır, çözeltilerdir diyebiliriz. Arkadaşlar metaller arasında oluşan çözeltilere biz alaşım adını veriyoruz. Ve tabii ki katı haller arasında gerçekleşir civanın alışımları hariç. Şerbet mesela, şerbet hangi maddelerin birleşmesiyle oluşur? Su ve şeker. E su sıvı halde, şeker katı halde. Dolayısıyla sıvı katı çözeltidir diyebiliriz. Alkol suya geldiğimiz zaman ikisi de sıvı haldedir. Dolayısıyla sıvı sıvı çözeltidir diyebiliriz. Gazoz'a gelecek olursak gazoz dediğimiz şey karbondioksit gazının suda çözünmesiyle oluşur. Dolayısıyla sıvı ve gaz halleri arasında oluşan çözeltidir. Temiz havayı değerlendirecek olursak havadaki bütün bileşenler gaz halde olduğu için gaz gaz karışımlardır diyebiliriz arkadaşlar. Yani bütün fiziksel haller arasında çözeltiler elde edilebilir. Burada bir maddenin çözelti olması için illaki katı sıvı olmasına gerek yok. Bakın katı katı çözeltiler de mümkündür veya gaz gaz çözeltiler de mümkündür. Temiz hava aslında aynı zamanda bir çözeltidir diyebiliriz. Burada bilmemiz gereken önemli bilgiler maddeler nelerdir? Bakın tüm alaşımlar arkadaşlar yani metaller arasında oluşan bütün karışımlar aynı zamanda homojen olmak zorunda yani çözelti olarak isimlendirilmek zorunda. İkinci önemli bilgi bütün gaz gaz karışımlar. Gazlar bulundukları ortamı tamamen kapladıkları tamamen yayıldıkları için birbirleri arasında oluşturdukları bütün karışımlar homojen özellik göstermek zorundadır arkadaşlar. Bu iki maddeyi bilmek zorundayız. Heterojen karışımlara gelecek olursak burada birden fazla görüntü olması gerekiyor birden fazla faz olması gerekiyor ve aynı zamanda her yerinde aynı özelliği göstermemesi gerekiyor ki biz bu bu tarz karışımlara heterojen karışım adını verebiliriz. Şimdi dört tane alt başlık içerisinde inceleyeceğiz bunu basit veya bir diğer adıyla adi karışım diyeceğiz arkadaşlar. Bu tamamen e, bileşenlerin fiziksel halleriyle alakalı. Eğer katı katı arasında oluşan bir karışımdan bahsediyorsak, heterojen karışımdan bahsediyorsak bu bir basit karışım ya da adi karışım olarak değerlendirilir. Ne gibi? Kum, çakıl gibi ya da salata gibi ya da birçok örnek verebiliriz. Farklı katılardan oluşan herhangi bir yapı basit adi karışım adını alacaktır arkadaşlar. Şuruna dikkat edelim. Hani alaşımlar için demiştik ki bütün alaşımlar homojendir. Yani metaller arasında oluşan bütün karışımlar homojendir. Buraya geldiğimiz zaman da diyeceğiz ki alaşımlar hariç bütün katı katı karışımlar basit yani adi karışımdır. Süspansiyona gelecek olursak. Bu defa katılarla sıvıların arasında oluşan heterojen karışımlara süspansiyon adını vereceğiz. Ne gibi tebeşir tozu su gibi ya da çamur gibi bir bileşeni katı diğer bileşeni sıvı olan karışımlara süspansiyon adını veriyoruz. Bu genellikle karıştırılıyor arkadaşlar. Bakın tuzlu su bir süspansiyon değildir. Tamam tuzlu su da bir katı sıvı karışımdır ama o homojen olduğu için çözelti adını alır. E, süspansiyon olarak adlandırılabilmesi için heterojen olmak zorundadır. Emüsyona geldiğimiz zaman bu defa sıvı sıvı heterojen karışımlardan bahsederken kullanacağımız isim olacak arkadaşlar. Ne gibi zeytinyağı su gibi ya da benzin su gibi karışımlar emüsyona örnek olarak verilir. Hani bu iki sıvıyı aynı kabın içerisine koyduğumuz zaman birisi altta birisi üstte durur yoğunluk farkından ötürü. Bu işte onun heterojen olduğunu gösterir zaten bize. Aerosola geldiğimiz zaman arkadaşlar burada bileşenlerden birisi gaz olacak bu kesin ama diğeri sıvı ya da katı olabilir fark etmiyor bunların tamamını aerosol olarak isimlendireceğiz ne gibi mesela sis sis gaz ve sıvı arasında oluşan bir heterojen karışımdır ya da duman gaz ve katı arasında oluşan bir heterojen karışımdır dolayısıyla da aerosol adını alır koloide gelecek olursak arkadaşlar koloid aslında ikisi de değil tam olarak yani ne homojen ne heterojen arada kalmış bir durumdan bahsediyoruz. Burada da tanecik boyutu bizim için önemli olacak. Sınır değerlerimiz şu. 10 üzeri eksi 9 metre ve 10 üzeri eksi 6 metre. Eğer karışımı oluşturan tanecikler 10 üzeri eksi 9 metreden daha küçükse çözelti adını alacak. Çünkü o kadar küçük tanecikler ki bunlar e, tek fazla görünecekler. Birbiri içerisinde çok rahat dağılmış olacaklar. Eğer 10 üzeri eksi 6 metreden büyükse de bu defa o kadar büyük tanecikler ki gözümüzle bunların farkını ayırt edebileceğiz. Farklı fazlar ortaya çıkacak ve süspansiyon adını alacak. Yani heterojen bir karışım oluşacak. Ama eğer bu ikisinin arasında kalmış bir durum söz konusuysa askıda kalmış bir süreçten bahsediyor olacağız. Kan gibi, süt gibi, boya gibi maddeleri koloid olarak isimlendireceğiz. Yani ne çözelti olabilecek kadar küçük taneciklere sahip ne de süspansiyon olabilecek kadar büyük taneciklere sahip arada kalmış bir durum söz konusu. Bir karışımın koloid olup olmadığını belirlemenin en kolay yolu da Tyndall etkisidir arkadaşlar. Tyndall etkisi ne der bize peki? Eğer bizim karışımımız bir çözelti ise üzerine gönderdiğimiz bir ışın demetini hani tanecikleri çok küçük ya onun 9 metreden bile küçük tanecikler çözelti oluşturuyordu. Bu ışığı ne soğurabiliyor ne de dağıtabiliyor. Dolayısıyla, e, saydam bir görüntü olduğu için gelen ışın aynen olduğu gibi çıkabiliyor. Eğer e, çözeltiden bahsediyorsak. Eğer süspansiyondan bahsediyorsak, bu defa da tanecikler o kadar büyük ki gelen ışığı hem soğuruyor hem de dağıtıyor. Dolayısıyla giriyor ve dağılarak çıkıyor. Bir kısmını da kaybediyor bu ışın. Ama kolloide geldiğimiz zaman arada kalmış boyut olduğu için bu defa soğuramıyor. Soğurma yeteneğini sahip değil henüz ama dağıtma yeteneğine sahip oluyor. Dolayısıyla giren ışın demeti aynı sayıda maddeden çıkıyor ancak bu defa dağılmış olarak çıkıyor. Bunu şöyle düşünebiliriz bir kan aldığımız zaman kanın üzerine tuttuğumuz lazer ışının ilerleyişini güzergah olarak biz kanın içerisinde görebiliriz neden? Tanecikler büyük olduğu için çözeltiye kıyasla bize bunu yansıtacaktır, ışığı dağıtacaktır ve biz o güzergahı gözlemleme şansına sahip olabiliriz. Hemen şöyle bir örneklendirelim o zaman karışımların sınıflandırılmasını. Türlerini belirtiniz demiş. Zeytinyağı su. Arkadaşlar önceliğimiz şu olsun. Homojen mi heterojen mi? Bakın bunu belirledikten sonra da alt türüne gideceğiz. Zeytinyağı suyun birbiri içerisinde tam dağılmadığını biliyoruz. Dolayısıyla heterojendir. Heterojense bileşenlerin fiziksel hallerine bakmamız gerekiyor. İkisi de sıvı olduğuna göre tabii ki emülsiyon adını alacaktır. Kolonyaya gelelim. Kolonyada Alkol ve su var dolayısıyla ikisi de sıvı ama bunun bir emülsiyon olduğunu bize göstermez çünkü homojen bir karışımdır. Tam anlamıyla dağılır. Dolayısıyla çözelti olarak isimlendirilir bu türümüz. Bütün homojen karışımlara çözelti diyeceğiz unutmuyoruz. Sise gelecek olursak homojen meteorojen mi? Heterojen tam bir dağılma söz konusu değil. Kimler arasında oluşmuş? Gaz ve katı e, sıvı arasında oluşmuş. Dolayısıyla da aerosol adını alacak. Kan kanın askıda kalma durumu olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla kolayı da örnek olarak verilecek. Benzin suya geldiğimiz zaman bunun tıpkı zeytinyağı suda olduğu gibi e, heterojen olduğunu ve sıvı fiziksel halleri arasında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu bir emülsiyon örneği olacak. Ayrına gelecek olursak sıvı haldeki su ve katı haldeki yoğurt arasında oluşan bir karışım ancak heterojen. Heterojen olduğuna göre çözelti olmayacak. Bu hem heterojenin alt başlıklarından birisi olacak ki o da Süspansiyona örnek olarak veriliyordu. Kum çakıla geldiğimiz zaman tabii ki bütün katı katı karışımlarda olduğu gibi alaşımlar hariç. Tamam heterojendi ve katı katı olduğu zaman da e, e, hangi ismi alıyordu? Basit adi karışım adını alıyordu arkadaşlar. Basit ya da adi olarak karşımıza çıkacak. Çelik bir alaşım yapısıdır ve demiştik ki bütün alaşımlar çözeltiye örnekli yani homojen karışımlar Bu şekilde sınıflandırmalarımızı tamamlamış oluyoruz. Çözünme sürecine gelecek olursak yani bir çözelti nasıl oluşur? İki maddenin birbiri içerisinde tamamen dağılması sonucu oluşan tek fazla karışım çözeltidir demiştik arkadaşlar değil mi? Burası çözeltiydi yani homojen karışımların tanımı buydu. Peki çözelti oluşturan bileşenler nedir? İki farklı isimle isimlendireceğiz, değerlendireceğiz buraya arkadaşlar. Bir dağıtıcı vaz, bir de dağılan faz olacak. Yani miktarı fazla olan ve miktarı az olan fazlar olacak. Mesela tuzlu suda suyun miktarı fazlayken tuzun miktarı azdır değil mi? Dolayısıyla tuz, e, suyu burada yani miktarı fazla olan maddeyi çözücü olarak isimlendireceğiz... Miktarı az olan dolayısıyla da suyun içerisinde dağılan tuz kısmını da yani dağılan fazı da çözünen madde olarak isimlendireceğiz. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebiliriz. Çözücüyü alıp içerisindeki çözünenle birleştirdiğimiz zaman buradan elde ettiğimiz yapı ikisinin toplam yapısı yani tuzlu sudan bahsediyorsak tuz ve suyun oluşturduğu yapıyı çözelti olarak isimlendiririz. Çözünme sürecinde dolayısıyla ne ihtiyacımız var? Bir çözücü olacak, bir çözünen olacak ve bunlar arasında bir karışım oluşturulacak. Sonuçta elde ettiğimiz yapıya da çözelti adını vereceğiz. Peki çözünme olayı nasıl gerçekleşir? Bu tamamen kimyasal türler arasındaki etkileşimlerle alakalı bir şeydir arkadaşlar. Dolayısıyla da iyonik maddeleri ayrı, moleküler yapılı maddeleri ayrı değerlendirmek zorundayız. Eğer iyonik bir maddeden bahsediyorsak çözünen maddenin çözücü içerisinde iyonlarına ayrışması söz konusu olması gerekiyor. Mesela sodyum klorür gibi yani sofra tuzunun iyonik bir bileşiğin su içerisinde atıldığı zaman su içerisinde dağılmasını sağladığımız zaman sodyum ve klor iyonları birbirinden ayrılır. Yani katyon ve anyonlar açığa çıkar. Ama moleküler yapıya geldiğimiz zaman burada moleküler yapıdaki bir maddenin yine Aynı şekilde moleküler yapıdaki başka bir çözücü içerisinde dağılması söz konusu olacak. Burada tabii ki açığa çıkan herhangi bir iyondan bahsetmeyeceğiz. Mesela kolonyanın oluşumunda alkolü suyun içerisinde çözeriz. Alkol sıvı haldeyken suyun içerisine atıldığı zaman sadece suda dağılmış bir faza geçer. Herhangi bir şekilde iyon açığa çıkmaz. Bu da elektrik iletkenliğini etkiler arkadaşlar. Eğer iyon varsa işin içerisinde yani serbestçe dağılabilen yüklü tanecik varsa burada elektrik iletkenliğinden bahsederiz. Bu nedenle de iyonik bileşiklerin sulu çözeltileri elektriği iletirken moleküler yapıların sulu çözeltileri elektriği iletmez. Çünkü serbestçe dolaşabilen yüklü tanecikler yoktur. Peki iyonik çözünme nasıl bir süreçle gerçekleşir bunu değerlendirecek olursak iyonik yapılı bir bileşikte yer alan anyon ve katyonlar polar yapılı bir bileşim molekülleri tarafından sarılır ve burada iyon dipol etkileşimleri oluşturur. İşte bu iyon dipol etkileşimleri sayesinde de çözünme olayı gerçekleşir. İşte buna iyonik çözünme adını vereceğiz. Nasıl yani? Dedik ki sodyum klorür tuzunu bir suyun içerisine attığımız zaman sodyum ve klor iyonları birbirinden kopar, ayrışır. Burada sodyum iyonları katyon olduğu için yani artı yüklü olduğu için hani hemen şöyle suyun yapısını da bir hatırlayalım. Su Lewis yapısını şöyle çiziyorduk. Hidrojenler şöyle bağlıydı. Ve oksijen elektronegatifliği hidrojene göre daha yüksek olduğu için kısmi negatif. Hidrojenler ise elektronegatifliği daha düşük olduğu için kısmi pozitif yükleniyorlardı. Dolayısıyla burada sodyuma yani pozitif yüklü katyona suyun negatif yüklü uçları gelip tutunacak. Dolayısıyla oksijen tarafından gelip artı yüklü katyon etrafı sarılacak. Benzer şekilde eksi yüklü yona yani anyona burada klora. Bu defa suyun pozitif yüklü uçları dolayısıyla da hidrojen tarafları gelip tutunacak. İşte bu durumda e, aralarında oluşan etkileşimi nasıl isimlendiriyorduk? Elimizde bir iyon var, bir de polar molekül yani dipoller var. Aralarında oluşacak etkileşime de iyon dipol etkileşimi diyeceğiz. Bu şekilde sarıp birbirinden kopardığı zaman da iyonlaşma süreci gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Temelde ne varmış o zaman? Katyonlarımız ve anyonlarımız var. Katyonlar her zaman için polar moleküllerin negatif uçları tarafından tutulurken anyonlar ise yine polar moleküllerin bu defa pozitif uçları tarafından tutulacak. Burada iki farklı isme gideceğiz arkadaşlar. Eğer iyonik bir çözünme sürecinde çözücü su ise bu çözünme olayına biz hidratasyon adını vereceğiz. Yani suyun içerisinde dağılma. Çünkü burada iyonlar tarafından sarılması hidratlaşma olarak isimlendirilir. Su değil başka herhangi bir çözücü, herhangi bir polar çözücü ise bu defa da solvatasyon adını vereceğiz arkadaşlar. Gerçekleşen olaya oldukça basit bir şekilde çözücü su ise hidratasyon değilse solvatasyon bu şekilde ayıracağız. Moleküler çözünmeye gelecek olursak arkadaşlar. Burada çok önemli bir kural devreye giriyor. Benzer benzeri çözer diyeceğiz. Tabii ki buradaki benzerlikten kastımız ne? Polarlık arkadaşlar. Yani polar molekül yapıları polar moleküllerde apolarlar ise apolarlarda çözünebiliyor olacak. Mesela polar molekül polar molekül. Alkol su birbiri içerisinde çözünür arkadaşlar. Polarlar polarlarda apolarlar apolarlarda çözünür dedik. Eğer ikisi de apolarsa, karbon tetraklorür ve benzen gibi. Dolayısıyla bunlar da birbiri içerisinde çözünecekler. Ama bir polar molekülü apolar bir molekülün içerisinde dağıtmaya çalışırsak, su ve karbon tetraklorür gibi. Bu defa e, birden fazla fazın gözüktüğünü göreceğiz ve birbiri içerisinde çözünmeyecekler. Yani bu iki durumda çözeltel de edeceğiz ama burada Heterojen bir karışım olacak. İkisi de sıvı olduğu için de burada oluşan yapıya emülsiyon adını vereceğiz. Böyle bir yapı oluşturursak suyun dipte, karbon tetraklorürün üstte ayrı iki faz olarak durduğunu gözlemleyebileceğiz. Peki burada oluşan etkileşim türlerini nasıl değerlendiriyorduk? Bunu birazcık daha 9. sınıf bilgilerimizden hatırlayalım. Diyorduk ki eğer polar bir molekül yapısından bahsediyorsak dipoller oluşur. Ama apolar molekül yapısından bahsediyorsak burada da indüklenmiş dipoller oluşur. Bunun yanı sıra eğer fon kuralı varsa polar moleküller arasında bu defa da hidrojen bağı söz konusudur. Şimdi bilgilerimiz bunlardı. Onları bir hatırlayarak gidelim. Şimdi I2 polar mı apolar mı? Apolar olduğunu biliyoruz. CCl4 polar mı apolar mı? Bunun da apolar olduğunu biliyoruz. Lewis yapılarından da yine bunu çıkarabiliriz. İkisi de apolar olduğuna göre öncelikle birbiri içerisinde çözünür mü? Çözünür. Peki aralarında oluşacak etkileşim nedir? İkisi de apolar olduğuna göre ikisi de indüklenmiş dipolleri oluşturur. Yani etkileşimin türü indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimleridir. Özel adıyla London çekim kuvvetleridir deriz. Gelelim PH3 ve H2O'ya. Bak burada ne diyeceğiz? Polar mı apolar mı? Polar. Nereden biliyoruz? PH3'ün Lewis yapısını çizdiğimiz zaman şöyle bir yapı geliyordu. 5A grubunda olduğu için. Suyu çizdiğimiz zaman suyun şöyle olduğunu biliyorduk. Yani bunun da polar olduğunu biliyoruz. Her ikisi de polar olduğu için öncelikle birbiri içerisinde çözünür. Bunu kenara koyabiliriz. Peki arada oluşan etkileşimin türü nedir? Şimdi ikisi de polar olduğu için ikisinden de dipol gelecek. Peki hidrojen bağına uygun mu? PH3 fon kuralına uymadığı için yani flor oksijen azot bu elementlerden herhangi birini içermediği için hidrojen bağının olması söz konusu değildir. Dolayısıyla ikisinden de sadece dipoller geldiği için etkileşimin türünün dipol dipol olduğunu söyleyeceğiz. I2 ve H2O. Bakalım I2 polar mıydı? Hayır, apolardı. Su polar mıydı? Evet, su polardı. Dolayısıyla biri polar, biri apolar olduğu için bunlar arasında çözüm olayı gerçekleşmeyecek. Peki aralarında oluşan etkileşim ne olacak? Biri polardı dolayısıyla dipol oluşturacak. Diğeri apolardı dolayısıyla indüklenmiş dipol oluşturacak. O zaman etkileşimin adı dipol, indüklenmiş dipol etkileşimidir diyeceğiz. Şimdi buraya gelecek olursak amonyak ve su. Polar mıdır? Polardır. Tıpkı ph 3te olduğu gibi azot da 5A grubunda olduğu için yapısı şöyleydi. O yüzden polar ismini alıyordu. Su, suyun da polar olduğunu zaten defalarca gördük. Şimdi polar olduğuna göre ikisi de birbirinde çözülecekler. Bunu cebimize koyabiliriz. Peki oluşacak etkileşim dipol dipol mü? Bu defa şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakın NH3 fon kuralına uyuyor. Yani flor oksijen azot elementlerinden birisi hidrojenle doğrudan bağ yapmış. Su o da fon kuralına uyuyor. Yine bu elementlerden birisi hidrojenle bağ yapmış. İkisi de fon kuralına uyuyorsa aralarında oluşacak etkileşim hidrojen bağıdır diyorduk dolayısıyla burada hidrojen bağları sayesinde bir çözelti oluşmuştur diyoruz. Hemen birazcık örneklerle kendimizi geliştirelim. Aşağıda verilen madde çiftleri arasında çözelti oluşup oluşmayacağını ve tanecikler arasındaki etkileşimleri belirtiniz demiş bize. Hemen bakıyoruz. Magnezyum nitrat. Arkadaşlar şuna dikkat. İyonik bileşikler polar molekül yapılarında genellikle iyi çözünürken apolar molekül yapılarında genellikle çözünmezler. Dolayısıyla magnezyum nitrat iyon. İyonik bir bileşik var elimizde. Diğerine su yani polar bir molekül yapısı. Dolayısıyla burada çözümenin gerçekleşmesini baş... bekleyeceğiz. Biri iyon diğeri polar olduğuna göre etkileşimin türü ne olacak? İyon ve polardan gelen dipoller sayesinde iyon dipol etkileşimleri olacak. Buna gelelim. Kalsiyum sülfür. Bak metal var işin içerisinde. Dolayısıyla iyonik bir bileşik var. Bir de karbon tetraklorür CCl4 şöyle hatırlayalım molekül yapısını. Klorlar şöyle bağlanıyorlardı tabii ki klorların elektronları da var. Burada herhangi bir şekilde kutuplaşma söz konusu olmadığına göre demek ki yapı apolarmış. E, İyonik bileşikler apolar yapılarda çözünür mü? Tabii ki çözünmesini beklemeyeceğiz ya da çok az çözünür diyeceğiz. Peki etkileşimin türü ne olacak? Birisi iyon, iyon gelecek zaten. Diğeri apolar olduğuna göre ondan da indüklenmiş dipoller gelecek. Yani etkileşimin türü iyon indüklenmiş dipol olacak. Çok çok zayıf olduğu için burada herhangi bir şekilde çözünme beklemeyeceğiz. PH3 ve C6H6. PH3'ün polar olduğunu az önce gördük zaten arkadaşlar. C6H6 bakın bütün hidrokarbonlar yani yapısında sadece karbon ve hidrojen içeren bileşikler apolar yapılıdır. Dolayısıyla birisi polar, diğeri apolarsa burada çözünme beklemiyoruz. Neden? Benzer benzeri çözer prensibimiz vardı. Farklıysa çözünmezler. Peki oluşan etkileşim ne olacak? Birisi polar olduğu için dipol olacak, diğeri de apolar olduğu için indüklenmiş dipol olacak. O zaman etkileşimin türü dipol indüklenmiş dipoldür diyeceğiz. Gelelim buna HCOOH yani formik kesit ve suyun tepkimesinden bahsediyoruz. Bakın ikisi de polar yapılı. Dolayısıyla birbiri içerisinde ikisi de çözülecekler. Peki oluşacak bileşiğe gelecek olursak? ikisi de polar yani dipolleri oluşturuyorlar ama bunun yanı sıra bir de fon kuralına da uyuyorlar. Fon kuralına da uyduklarına göre yani bu elementlerden birinin hidrojenle doğrudan bağ yaptığını görüyoruz bileşik yapısında. Aralarında oluşacak bağ Hidrojen bağı olacak bu sayede çözünme gerçekleşecek diyeceğiz. BH3 ve PH3'e gelecek olursak bakın BH3 çok önemli bir istisna durumdu. Çünkü 3A grubunda olduğu için şöyle elektron çifti kalmıyordu Lewis yapısında ama PH3'e geldiğimiz zaman fosfor 5A grubunda o yüzden elektron çifti kalıyordu Lewis yapısında. Dolayısıyla BH3 apolar yapılıyken PH3 polar yapılıdır. Bu nedenle birbiri içerisinde çözülmesini beklemeyiz. Oluşacak etkileşimle tıpkı az önce söylediğimiz gibi birisi polar olduğu için dipol etkileşimlerini gerçekleştirecek. Diğeri apolar olduğu için indüklenmiş dipol etkileşimlerini gerçekleştirecek. O yüzden arada dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri oluşacak. O zaman Şimdi konumuzu güzelce tamamladığımıza göre gelelim ödevlendirmemizi yapmaya arkadaşlar. Sıfırdan ona kimya kitabı temel kaynağımızdı. Burada nereden nereye kadar ödevimiz olacak. Şimdi karışımlar konusuna başladık. Homojen ve heterojen karışımları geçtik. Çözünme olayını tamamladık. Dolayısıyla 78'den 92'ye kadar çözülmemiş yer bırakmayalım. Ödevimiz ilk olarak buradan başlayacak. Neler varmış şöyle hep birlikte bir göz atalım. Karışımların ünitesinde arkadaşlar her sayfada sol tarafta e, bir konu anlatımı göreceğiz. Karışımların sınıflandırılmasıyla başlıyor mesela. Burada anlattığı konuyla ilgili bu tarafta sorular bizi bekliyor olacak. Her sayfada bir konu anlatımı ardından sorular bizi bekliyor olacak sayfaları çevirdikçe ve ilerledikçe de bölümleri tamamladıkça tara geç kısımlarıyla daha fazla soru karşımıza çıkacak aynı şekilde e olayı olayıyla ilgili de bu çalışmalarımızı tamamladıktan sonra bir tara geç kısmı daha bizi bekliyor olacak. Ve burayı da tamamladıktan sonra çözeltilerde derişim kısmı için bir sonraki dersi bekliyor olacağız. Tabii ki ödevimiz burada bitmiyor. Sıfırdan ona kimya kitabını tamamladıktan sonra mevzuyu iyice öğrenmiş olduğumuzdan emin olmak için Dinamo Kimya kitabımızı karşımıza alacağız arkadaşlar. Burada da 85'ten başlayacağız ta ki 96'ya kadar ödevimiz olacak. Bu kitapta nelerle karşılaşacağız peki bizden neleri yapmamız isteyecek? Burada da her sayfada bir tane çözümlü örnek olacak. Bu çözümlü örnekte bize konuyu anlatacak aslında ve ardından da burada çözüm soruyla ilgili 4 tane soru aşağıda bizi bekliyor olacak. Her sayfada bununla karşılaşacağız ve bölümler bittikçe de tarama testleri bizim karşımıza çıkacak. Karama... Tarama testlerini de çözdükçe iyice mevzuyu oturtmuş olacağız. Çözünme olayını da aynı şekilde açıklayacak ve tarama testi olacak. Her iki kitabımızda da çözemediğimiz herhangi bir soru olursa kafamıza takılan herhangi bir nokta olursa kare kodlar yardımıyla video çözümüne gidebilir ve bütün eksik kazanımlarımızı tamamlayabiliriz. O zaman ödevlerimizi de güzelce aldığımıza göre tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.